Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Erken seçimle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Çünkü erken seçim diye bir şey söz konusu değil. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur, o durumda bir daha aday olamıyor. Ya da mecliste 360 milletvekilinin kararıyla olur. O durumda geçen sefer YSK'nın verdiği kararla bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Bu yüzden meclisin bir karar alması, 360 milletvekiliyle karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz, bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse, yaptığı siyasi değerlendirmede o kadar isabetsizdir. Diyor ki 4 yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok. Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi bu maaşla 6 ay daha geçinsinler diyor. Bugünkü 17 bin lira Ocak'taki 13 bin liraya denk geliyor. Ve 6 ay daha zam vermeyelim diyor. Ve bu durumda herkes hesabını bu göre yapsın. Hadi 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle bir hesap olmaz. AK Partili olsun, MHP'li olsun, bütün seçmenler, bütün emekliler, bütün asgari ücretliler, bütün çiftçiler ve bütün esnaflar perişan durumda. Nasıl yapacağız hesabımızı buna göre? Seçim senesi parayı bol bol dağıtıp seçim ekonomisi uygulayıp sonra 4 sene milleti ızdırap çektirmenin, acı reçete içirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var? Biz hesabımızı, kitabımızı millete göre yapıyoruz. Biz Kocaeli, Gebze'ye gidiyoruz. 100 bin işçi geliyor oraya, 100 bin kişi geliyor oraya. Ve biz orada diyoruz ki, geçinebiliyor musunuz? Hep bir ağızdan geçinemiyoruz diyorlar. Zam istiyor musunuz? İstiyoruz diyorlar. Eğer sen asgari ücrete zammı vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Ben demiyorum, meydanlar seçim seçim diye bağırıyorlar. Erken seçim gündemini konuşana kadar meydandaki işçiler, emekliler erken seçim diye bağırıyorlar. Rahatlamıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez bir halde bıraktınız. Meselenin özü budur. Ben kendisiyle yaptığım görüşmede de bu 4 ana başlığı da söyledim. Çarelerini de söyledim. Bunun dışında ülkede demokrasi yönünde atılması gereken adımları da söyledim. Bu adımlar atılacak olursa ve milletin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olabilecek adımlar atılırsa, ben söyledim 31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp ben birinci partiyim hadi seçim demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım? Sen zam yapmadığın emekli, ürününü değerinde almadığın çay üreticisi, buğday üreticisi isyan ediyorsa, seçim istiyorsa bunda bizim ne günahımız var? Tek günah sizin. Ha, yaymak isterim. Sizin gibi sorumluyu Mehmet Şimşek göstermek isterim. Ama vallahi ben de sizin yalancınızım. Öyle yapıyordunuz. Her şeyin sorumlusu benim ben. Her şeyin sorumlusu sensen, o zaman birazcık bu konularda vatandaşın sesini duyman lazım. Sizin memleketten bağırdılar. Rize'den bağırdılar geçinemiyoruz diye. Türkiye'nin dört bir yanı yoksulluktan perişan olmuşken bu kadar duyarsızlık olunmaz. Biz hesabımızı, kitabımızı millet neye göre yapıyorsa ona göre yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Onun dışında seçimle ilgili başka başka gündemlerden bahsediyor da vallahi bugün ülkenin gündeminde konuşulan mesele Cumhuriyet Halk Partisi olsa sen haklısın. Ama bugün her yerde yoksulluk, işsizlik, açlık ve verdiğin sözleri tutmaman konuşuluyorsa senin gündemi karıştırmaya çalışman başka bir şey. Bunu bir görmek lazım. Biriniz yoksulluk konuşulmasını istiyorsunuz. Öbürünüz de Sinan Ateş. Pazartesi günü oradaydık. Yarın yine orada olacağız. Takip edeceğiz yakından. Biraz önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu salona uğurladık. Biz bütün Cumhuriyet Halk Partisi MYK'dan en az 2 kişiyle takip ediyoruz. 10 tane milletvekiliyle. Ama siz duymuyorsunuz o çığlığı. Başkentin ortasında bir ülke ocaklarının önceki genel başkanın cenazesi siyaseten duruyor. Ortağın ellemedi diye ellemiyorsun.
oraya adalet götürmüyorsun. Sonra da muhalefeti gündem, suni gündem yaratmakla. Sinan Ateş suni gündemse, yoksulluk, işsizlik suni gündemse nedir senin gündemin? Bana bir onu söyle. Söyle senin gündemini konuşalım. Biz vatandaşın, milletin, halkın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Üslubumuzu bozmayız. Hakaret etmeyiz. Ama kimse kusura bakmasın. Şimdi nasıl döndünüz normalleşme diyorsunuz. Çünkü görüyorlar ki onlar vatandaşa zulmettikçe muhalefette yumuşama falan olmaz. Hiç öyle bir şey niyetimiz yok. Ama normali şudur. Vatandaşın gündemi neyse benim gündemim o. Benden kavga etmek istedikleri kadar istesinler. Ben vatandaşın kavgasını vereceğim arkadaşlar. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Yine doğrudan vatandaşın ilgilendirmesi. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun verilerine göre dahi asgari ücret şu ana kadar 3850 lira erimiş durumda arkadaşlar. Yarından itibaren düşecek diyorlar. Sanki böyle petrol bulundu, maden bulundu, altın bulundu da düşecek. Ya geçen sene bu sıralarda öyle bir saçmaladınız ki aylık enflasyon çok yüksekti. Bu ay yine enflasyon yüksek ama baz etkisiyle gelecek aydan itibaren biraz düşüş görülecek. Bunu vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Baz etkisini vatandaşı yoluncak kaza çevirmişler. Kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Geçen seneki Ağustos verisi çok daha yüksekti. Bu sene Ağustos biraz daha düşük gelecek diye görün dezenflasyon süreci başladı. Burada şunu söyleyelim. Vatandaş enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Enflasyon %50 ise gelecek sene fiyatlar bugünden itibaren %50 artar. Enflasyon 25 ise 25 artar. Ama artar. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Siz %12'lerdeki enflasyonu sırf seçimde tüketici güven endeksi artsın, piyasada para bolarsın diye olmadık saçmalıklarla %80'lere kadar getirdiniz. Bugün Türkiye AK Parti'nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanmak için Türkiye'ye yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Yoksuldan alıp zengine verdiniz ve bugün o bedeli ödüyoruz. Enflasyonla ilgili alınması gereken gerçek tedbirler yerine suya sabuna dokunmayan ve dönüp sadece vatandaşa kemer sıktırtan tedbirler alınıyor. Bunun cezasını da ceremesini de siyaseten Cumhur İttifakı çekecek arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.